Burak trafik kazası yapmış. Ne? Ay ölmüş mü? Ya ne diyorsun? Ya iyi miyim söylesene. Arkadaşlar merak etmeyin iyiyim. Senin dalağını alacağım. Alacağım o dalağını. Hepimizin aklını aldım be. İstanbul seferlik affet benim için. Ne diyor bu Ferruh kaza falan? Ya gece arabayla yoldan çıktım. Bende çok bir hasar yoktu, araba pert. Ay verilmiş sadakanız varmış Burak Bey. Ya Burak'cığım çok geçmiş olsun. Ağrın sızın falan yok değil mi? Ufak tefek ama önemli bir şey yok. Senin yok mu? Yok, daha gelmedi. Ha, Demir Bey de gelmedi anlaşılan. Hala terasta olduğumuza göre. Ay inşallah Selin patrondan önce gelir. Dün Demir Bey'in dumanı tepesinde tütüyordu. Azmi'cim benden saklamana gerek yok. Selin'le biz konuştuk. Demir'le aynı evde yaşadığını biliyorum. Ne? Nasıl? Ha? Selin'le Demir Bey aynı evde mi yaşıyormuş? Bizim Selin'in doğum günü kutlamasını yaptığımız evde. Siz bilmiyor muydunuz? Neyse ben zaten yarın geleceğim. Görüşürüz. Aa, ne zamandır birlikte yaşıyorlarmış. Ben nasıl fark edemedim bunu? Birlikte yaşıyorlarsa, oho, aşk yasağını kendisi dermiş Demir Bey. Bir de utanmadan Bora'yı işten çıkarttı. Ha, o Selin Hanım'a da yazıklar olsun yani. Aa, saçmalamayın Ferruh Bey. Yani onlar aynı evi satın aldıkları için öyle mecburen birlikte yaşıyorlardı. Düşündüğünüz gibi bir ilişkileri yok yani. Günaydın Demir Bey. Günaydın. Selin'i arayayım mı Demir Bey? Gerek yok. Gelir birazdan. Siz birlikte gelmediniz mi Demir Bey? yani aynı yerden geliyorsunuz ya, ben o yüzden şey ettim. Ha, kendisi de geldi zaten. Toplantı odasına geçelim arkadaşlar. Konuyu herkes biliyor anladığım kadarıyla. O yüzden hiç uzatmayacağım arkadaşlar. Biz Selin Hanım'la aynı evde yaşıyoruz. Bir yanlışlık sonucu aynı evi satın aldık. Evin kimde kalacağı konusunu da hala çözemedik. Bunun saklanmasını ben istedim. Çünkü bir yöneticinin çalışanıyla aynı evde yaşaması kafalarınızda yanlış anlaşılmalara yol açacaktı. Ama artık herkes öğrendiğine göre kafasında bununla ilgili sorusu olan varsa şu an sorabilir. Merve Hanım. Var mı bir sorunuz? Hayır, yok. Yani ben zaten Selin'in aranızda bir şey olmadığını biliyordum. Olsaydı yasağı kaldırırdınız. Doğru. Kaldırırdım. Çünkü kurallar herkes için geçerli. Benim için de. İyi. Tamam. O zaman biz Yıldırım Bey'in işleriyle ilgili çalışmaya başlayalım. Yani bugün sayımız daha az. Burak Bey de gelemeyecekmiş. Evet, öyle yapalım. Zamanımız çok dar. Siz hemen Selin Hanım'la beraber projenin çizimlerine başlayın. Merve Hanım, siz de tedarikçilerimizle şimdiden konuşmaya başlayabilirsiniz. Kolay gelsin. Of. Gelince. Hadi. Çalışalım o zaman. Hadi. Benden bir iz var mı bu salonda? Ha? Mutfak,
Demir'in mutfağı mı orası? Söyle. Veranda, bahçe. Nerede Demir Erendil? Yukarıda bir tane odası var. Başka bir şey var mı? Yok. Ne var içeride? Sana ne be? Ne varsa var bak. Kafanı yiyeceksin. Çekil bak, oradan. Mantıklı davranacak mısın? Sen oradan çekilecekmişsin. Önce elindekini bırak. Bak açarım kapıyı. Çekil. Tamam. Tamam. Tamam bıraktım. Belki senin söylediğin gibi başlamıştır, onu bilemem. Ama şu an oynamadığı kesin. Belki seni kandırmak isterken kendisi aşık olmuştur, olamaz mı?
öpüyorum. Tamam, bunu imkansız hale getirmek için her şeyi yapıyorsun Selin. Selin, komşuları uyandıracaksın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? İşte delirmeyelim diye evi ikiye böldüm. Mutfak raflarını da ayırdım. Buzdolabının üst iki rafı benim, alt iki rafı da senin. Yarın oturur, mutfak ve banyonun kullanım saatlerinin çizelgesini de çıkarırız. Böylelikle sık sık karşılaşmak zorunda kalmayız. Ama merak etme, ben böyle delirmem. Neyi bölersen böl. Neyi ayırırsan ayır, benim bu evin içinde olduğum gerçeğini değiştirmez. Benim üst katta uyuduğum gerçeğini de değiştirmez. Karşılaşmayacakmışız. Bravo. Mükemmel çözüm. Ben burada sakinleştiricinin etkisiyle baygın yatarken rüyamda seni görüyordum. Rüyamda beni öptüğünü görüyordum. İşte o sen baygınken ben... Sonra bir uyanıyorum, yapayalnızım. Rüyamda beni öpen adam öfkeyle bakıyor yüzüme. İyi, tamam. Böyle eşyaları ayırmakla çözülecekse çözülsün o zaman. Bravo Demir Erendil. Bravo. Aşırı tepki veriyorsun. Güzel bir sabah değil mi? Ay vallahi ben de çok mutlu uyandım bugün. Yani böyle neşe doluyum. Senin sabahın nasıldı Selin'ciğim? Sen nasıl başladın güne? Öyle heyecan verici, şaşırtıcı bir şeyler oldu mu hiç? Emir benden uzak duruyor. O kadar yakınlaştıktan sonra hem de. Ne kadar yakındınız ki? Ayol öpüşmüşler ya. Aa. Vallahi ben yumurtlamadım bu sefer. Ben yumurtladım. Bırak şimdi kim yumurtladığı. Sen bana detay ver. Ne demek uzak durmak? Ne kadar uzak? Neredeyse yüzüme bile bakmayacak. Ay ama çok hayal kırıklığına uğradı Demir Bey. Birden yelkenleri suya indiremez ya. Sabah niye bana bu kadar yalan söyledi deyip akşamını öpecek hali yok herhalde. Ay ne öpmesi ya? Elimden kepçeyi bile almıyor. Adam. Nasıl ya? Evi ayırıyor. Odaları. Dolapları. Odalarda geçirecek saatleri bile. Ya benimle karşılaşmamak için çizelge bile yapmış. Çok sinirli şu an. Normal aslında. Evet. Yani biraz yatışana kadar sabredeceksin artık arkadaşım. Ben de öyle düşünüyordum. Ama onu sinirden yapmıyor. Utançtan yapıyor. Aa, ne utanması be? Ayol adam seni öptü diye utanacak hali yok. Seni değil. Alara'yı. Onu da bırakmış. Aşk artık. Bilmiyorum. Artık bir haltlar yemiş ki kız New York'a taşındı. Yıldırım Bey'in işleri de sonlandırıldı. Ya bu sizce basit bir arkadaşlık bitirmeye benziyor mu? Aman tatlım bırak şimdi Alara'yı falan. Öyle. Bırak diyorsun ama. Bırakacaksın. Eski meseleler onlar. Siz Demir Bey ile kalbinizi açtınız birbirinize. Bundan sonrasına bakacaksın. Peki
uzak durma meselesini ne yapacağız? Ne yapacağız? Selin, sen bu adamın yanında hiç düştün mü? Ay düşmez olur muyum ya? Merdivenden, çatıdan, verandada dönerken. Ama vallahi kasıtlı yapmadım. Zaten yarısında onun yüzünden düştüm. Ay tuttu mu seni? Ay tutmaz olur mu ya? Vallahi refleksleri çok iyi böyle. Baba da yakaladı. Ay. Çok romantik. Ay tutacak tabii tutacak. Korumacı bir tip Demir Bey. İçgüdüsel bir şey zaten bu. Biz de onun içgüdülerini harekete geçireceğiz. Nasıl? Sen düşeceksin, o tutacak. Sen bir daha düşeceksin, o bir daha tutacak. Göz göze kalacaksınız. Her şeyi unutana kadar uzun uzun bakışacaksınız. Sonra da Demir Bey seni affedecek. kızlar, bu sorunu da çözdüğümüze göre sıra geldi çizelge sorununa. Yani şimdi o çizelge Demir'de değil ama o üşenmez, yeniden yazar. Ya acaba Demir Bey'in kurallarına mı uysan Selin? Yani biraz suyuna gitsen. O zaman iletişimimiz azalır. Zinhar birbirimizi anlayamayız. Zinhar ne be? Ya tamam, biraz ayrı kalırsınız ama ya aynı evdesiniz sonuçta. Şimdi mesela senin mutfak saatinde yangın çıksa girmeyecek mi içeri? Ay çok iyi fikir. Trajediler insanları birbirine yaklaştırır. Aa, Demir'le aram düzelsin diye evi mi yakayım yani? Yok, hayır hayır, o olmaz. Ev ortak alanları. Ev yanarsa her şey biter. E musluk bozulsa mesela? Demir Bey pat diye banyoya girmez mi? Nasıl bozuluyormuş ya? Olsam ya. Bir dakika ya, malzeme işçilik birinci sınıf. Ben yaptım o tesisatı. Tamam ustam ya, senden ötürü değil ki biz. Ondan ötürü aynı olursa diye. Demir asla inanmaz musluğun bozulduğunda. Beni suçlar, biliyorum. Ha, o şekilse ben bozarım. Anlamaz. De, ne amaçla? Yok ustam ya, vallahi. Ben vazgeçtim. İstemiyorum vallahi. Ben çok bunaldım ya. Kim bunalttı seni ya? Demir Bey mi? Ha? Alırım vallahi dalağını. Ustam bir şey de alma artık. Ya yerinde kalsın lütfen. Hem bana bak. Bu senin evine zorla mı yerleştin? Ha? Bana bak. Bana böyle bir durum olduğunu niye söylemiyorsun sen ha? Kulağından tutar atardım dışarıya ya. Demir de yarıyor. Efendim Demir Bey? Teraktayız Demir Bey. Tabii Demir Bey. Hemen geliyoruz. Ay kızlar, hemen bizi aşağı çağırıyor. Burak'la duyuru yapacaklarmış. Yemin ediyorum. Allah aşkına bir şey yapma ya. Biz Demir Bey'le anlaştık, bir sorun yok. Merak etme. Gel bir öpeyim, pamuk gibi ol, gel. Oh. Geldim, tamam. Bunları da bırakmayın burada böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.